Dilimin'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan balık tutma serimizin yeni bölümü için bu sefer çitayı gerçekten çok yukarılara taşıyıp Türkiye'den kalktık. 7000 kilometre uzaklıktaki Madagaskar'a geldik. Savaş abiyle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün Hint Okyanusu'nun ortasında karşılaşmayı beklediğimiz balıklar neler abi? Öncelikle kanalımıza hoş geldin. Senden dinleyelim. Buyurun. Hoş bulduk. Arkadaşlar, burası tabiri caizse Jurassic Park. Burada her balık var. Aklının alamayacağı büyüklüklerde, vahşiliklerde dişli balıklar var. Sailfish olabilir, grup yelken balığı olabilir. Aynen öyle. Ya gerçekten yelken balığı hayallerin balığı. Sırtında böyle yelkeni var. Aynı zamanda upuzun bir kılıcı var burnunda. Oltaya yakalandığı zaman taklalar atıyor, çırpınıyor falan. Abi biz seninle bugüne kadar balon balığı dedik, balon balığı tuttuk. Evet. Aslan balığı dedik, aslan balığı tuttuk. Çeşitli birçok balık tuttuk. Hint Okyanusu'nun ortasında karşılaşmayı beklediğimiz en ilginç balık ne sence? Abi bu bir canavar. Bunu gördüğünüz zaman denizde gerçekten kaçacak yer arayın dediğin bir balık var mı? Abi, onu da mesela anlatalım. Mesela dişleri en keskin olanı King Mackerel, Kingfish de denir. Çok vahşidir. Değdiği yerde eti kemiğe kadar kesen çok vahşi bir balık. Onu yakalamanı çok isterim. Vallahi mesela elimizden geleni yapacağız. Aynen. Savaş abiyle birlikte inanılmaz güzel bir takım kurduk. İki tane tekne kiraladık. Teknelerimizle birlikte Hint Okyanusu'nun açıklarına doğru gideceğiz ve aynı zamanda çok ilginç balıklarla karşılaşırken bir yandan da kendi aramızda yarışacağız arkadaşlar. 8 kişilik bir ekibimiz var. Teknelere 4-4 ayrılacağız. Bakalım günün sonunda kazanan takım kim olacak? Bir tane katamaranımız var. Bir tane de balıkçı teknemiz var. Abi okyanusun ortasında balık tutma yarışması. Takımımıza güveniyorum. Allah'ın izniyle boş dönmeyeceğiz. Ekipmanlarımızı Türkiye'den getirdik. Oltalarımızı, olta takımlarımızı kaplarına koyup Türkiye'den buraya getirdik. Çok güzel, cennet gibi bir yer arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şu görmüş olduğunuz teknelerde bizim balık tutmaya gideceğimiz tekneler. Ekibimiz orada hazır. Bakalım neler yaşayacağız. Hadi bakalım, rast gelsin. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, sizlere tekneyi göstereyim. Personeller tekneyi hazırlıyor. Günaydın efendim, günaydın. 7000 kilometre mesafeye bizi getiren Önder Kalkavan, çok teşekkür ediyorum abi. Günün sonunda en çok balığı ve en ilginç balıkları tutan yarışmayı kazanır. Tamam. Hadi bakalım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Süleyman abi burada. Abi sen rakip takımdasın. Aynen. Şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel bir hava olacak ama muhtemelen biz alacağız. Hadi bakalım. Oo. Karşı takımda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar iddialı. Onların teknesini de göstereyim. Günaydın. Buongiorno, buongiorno. Arkadaşlar Madagaskar'da herkes Fransızca konuşuyor. Biz de hem Fransızca hem de İtalyanca günaydın demeyi öğrendik. Buongiorno. Bonjour monsieur. Comment vas-tu? How are you? Fine and you? Fine and you? Seyfettin abi, abi yarışma başlasın. Başlasın. En büyük balığı tutan, kazanır. Kazanır, o devamlı öyle. Büyük tutan kazanıyor. Abi dünyanın her yerinde balık tutuyor musunuz? Hemen hemen. Abi çok ilginç bir ekiple birlikteyim. Bu ekip dünyanın her yerine gidip balık tutmaya çalışıyor arkadaşlar. Bundan önce de zaten Maldivler'deymişsiniz. Evet. Maldivler, ondan sonra Madagaskar. Sırada bakalım ne var? İbrahim sen de hoş geldin abi. Türkiye'nin en büyük orkinoslarını yakalıyorsun İzmir'de. Evet. Bugün de seninle birlikte Madagaskar'dayız. Bakalım neler yaşanacak. Hedefimizde yelken balığı var abi. Ve Savaş abinin söylediği dediğine göre çok daha böyle yırtıcı ve canavar balıklar da varmış okyanusta. Benim hayalimdeki balığı söyleyeyim mi? Ben de mantava tozu arıyorum abi. Mantava tozuyla karşılaşırsak eğer üzerine atlarım. Hadi bakalım yarışma başlasın. Herkesin enerjisi çok güzel. O zaman popping popping, jigging jigging. Evet arkadaşlar, katamarana doğru geldik. Savaş abi ne yapıyorsun abi? Hazırlık yapıyorum kardeşim. Bir gösterebilir misin? Neler kullanacağız bugün balık tutarken? Of. Arkaya bir tane single taktım. Çünkü buraya yakalanan kingfish misinayı kesebiliyor. Ama buradan yakalanırsa jikimi ısırabilecek ve kurtulmayacak. Haydi bugün bakalım. O dog tuttuğunu almayı çok istiyorum. Abi senin hedeflediğin balık dog tuttuğuna mı? Aynen öyle. Benim hedeflediğim balık da yelken balığı. Bir tabii de o canavar bir şey ne demiştin? Kingfish. Kingfish. Arkadaşlar kingfish'in dişleri eğer size değerse değdiği yer böyle jilet gibi kesilir. Yani bu balığı görürseniz gerçekten kaçın. Kaçın. Arkadaşlar denizin ortasında 100 kiloluk bir canavarla karşılaştığınızı düşünün. Gerçekten çok ilginç bir deneyim olur. Umarım karşılaşmazsınız. Abi neyine kapışıyoruz? Sokak lezzetlerine. Tamam siz kazanın. Abi geçmiş olsun o zaman. Abi biz gidiyoruz. Ekibimiz hazır, ben hazırım. Tek bir sıkıntı var, o da güneş. Güneş kremimizi süreceğiz, gözlüklerimizi çekeceğiz. Yoksa arkadaşlar burada pişersiniz. 45 dereceye çıkıyor hava sıcaklığı. Umarım dev balıklarla karşılaşırız. Hadi bakalım. Buradan başlayacağız, böyle gideceğiz. Evet
arkadaşlar, okyanusun ortasında seyir başladı. Suratımıza güneş kremimizi sürdük ve hazırlığımız var. Bakın, snowboard maskesini şöyle bir takacağım. Bugün gün boyunca böyle dolaşmaya çalışacağım. Eğer böyle yapmazsak bittik. Bakın, bu adamlar güneşte durmaktan kapkara olmuşlar. Abi bir şey söyleyeceğim bak. Kalkmış gelmişiz Türkiye'den. Okyanusun ortasında balık tutuyoruz. Daha ne yapalım? Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Çok daha çılgın videolar da gelecek. Buradan suratımda beyaz beyaz şeyler görebilirsiniz. 10 dakikada bir güneş kremi sürüyoruz. Arkadaşlar teknenin içinde yengeç var. Buraya uçarak mı geldi, neyle geldi bilmiyorum. Bir göstersene abi. Küçücük kıskaçları var garibim. Çok tatlı. Yerim atalım mı bunu? Atalım abi, atalım. Denize hadi. Atalım. Oh. Evet arkadaşlar, denizin ortasında bir oynak gördük ve Savaş abi ne yaptı? Bindirdim. LRF ile mi? Spinle. Spinle. Bu bizim sailfish yemimiz olacak abi. Haydi bakalım. Şu anda ne çıkartıyoruz? Yazılı orkinos mu? Yazılı orkinos, aynen, bonito. Evet, teknenin ilk balığı ortalama boylarda bir yazılı orkinos. 1-1,5 kilo olmasını bekliyoruz. Oynağın içerisine cik attık, cik attık ve aldık. Bakalım nasıl bir balık çıkacak. Şu anda Savaş abi çabalamaya ve balığı çıkarmaya başladık. Denizlerin en hızlı balıklarından birisi orkinos. Haydi bakalım. Oo, görünmeye başladı. Çıkıyor. Takım ince koparmaz inşallah kaldırırken. Çok güzel bir boy. Slowly, the leader is very keen. Evet. Aldık be. Günün ilk balığı Savaş abiden geliyor. Şöyle. Yem. Çok güzel bir yazılı orkinos. 1, 2, 2,5 karışlık bir balık ortalama. 50 santim. Kaç kilodur? 2 kilo var. 2 kilonun üzerinde. 2 kiloluk bir balık. Evet, gün güzel başladı. Devam. Hadi. Arkadaşlar okyanusun ortasında bir yunus sürüsüne denk geldik Savaş abiyle birlikte. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Ya bildiğin nereye gidersem yunuslarla karşılaşıyorum. Bakın arkadaşlar. Oha! Oha! Zafer abi. Koç. Abi olaya bak. Olaya bak, önümüzde gidiyorlar. Bak. Çok iyi. Arkadaşlar ya bir şey söyleyeyim mi? Bu galiba bizim nasibimiz. Bak, Antalya'ya gidiyoruz, yunuslar geliyor. İstanbul'a gidiyoruz, yunuslar geliyor. Her yerde, her zaman nereye gidersek yunuslar gelip bizi ziyaret ediyor en azından. Evet. Selam vermeye geldiler ya. Geldiler. Abi geldi, selam verdi ve gitti. Aynen. Çok güzel değil mi? Savaş abinin heyecanını görüyorsunuz arkadaşlar. Hadi hadi. Gelecek şimdi. Hadi. Hızlı sar, hızlı 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 hızlı. Ya sana doğru yüzüyor. Hop, kaç. Aldı be. Arkadaşlar. Abi önünde balık, önünde balık. Evet, çok geldi. Güzel, ufak balık. Geldi. Oo, çok iyi boyut. Ya. Çok güzel bir yem daha. Arkadaşlar tutacağımız yelken balıkları için yem avlamaya devam ediyoruz. Bakın, yazılı orkinos yüzdürüyoruz. Evet, alalım. Al abi. Çok güzel. İşte bu çok yine. Güzel. Nasıl? Harika. Eyvallah. Yemlerimizi toplamaya devam ediyoruz. Yelken balıkları. Bakın. Çok dikkatli yalın. Hızlı geliyoruz. Hadi devam. Hadi. Arkadaşlar şimdi yemlik balık için iki tekne oynak kovalıyoruz. Ama bazen birbirimizin balığını bozduğumuz oluyor. Bu işin bir raconu vardır normalde. Bir tekne sürüyü görüp gittiyse öteki tekne başka sürüye gitmek zorundadır. Raconu bozmamak lazım. Mesela kılıç avında da bir kılıcı suyun üstünde iki tekne gördü. İkisi de kılıca doğru gidiyor. O kılıç kimin hakkı biliyor musun? Kalasa ilk kim çıkarsa onun teknenin hakkı. Burnuna ilk çıkanın mı oluyor? Evet, kalas vardır böyle teknenin ucunda bodoslama. Oraya birisi çıktığı zaman öteki tekne o balığın peşini bırakmak zorunda. Bu da bir rajon. Abi o zaman ben kalasın üstünde dururum, hiç inmem ki. Olmaz mı öyle? Olmuyor. Rajonun küçük açıklarını yakalamaya çalışırken ben. Abi yemlerimizi toplamaya başladık. Evet, çok şükür. Ne düşünüyorsun, yakalayacağız mı sence bugün? Ben başka cinsler istiyorum. Ne istiyorsun? Doggy istiyorum ben, dog. Dogfish. Dogfish. Hadi bakalım. Of evet. Arkadaşlar şuraya bakın, bakın. İşte biz bunu kovalıyoruz, bakın. Buna oynak deniyor. Nasıl? Güzel. Canlı canlı yakaladık. Savaş abi ben oynakları çekerken gerçekten çok güzel bir yem bindirdi. Bakalım nasıl boy bir yazılı orkinos çıkacak. Büyük mü? Çok büyük. Aynen. Sar 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 sar. Abi durmuyor. Durmuyor. Bu ne? Abi haydi. İnanılmaz güçlü bir şey. Abi haydi.
Evet, en ne büyük ya? Balığı yazılı orkinosu yakalama yarışması. Yok yok, kuyruğundan yakalamışım enayi. Geliyor, gördüm balığı. Abi suyun üzerinde yüzerek geliyor bu arada. Tört yapıyor. Arkadaşlar nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Kuşları takip ediyoruz. Kuşların olduğu yerde balıklar üst tarafta zıplıyorsa oraya ince takımı gönderip ani bir şekilde çekiyoruz. Aynen. Ki yavru bir balığın kaçışını düşünüp slowly yakalasın diye. Evet. İşte bu. Evet arkadaşlar. Buyurun. Çok hadi güzel çıkalım. Boy bir yazılı orkinos daha. Herhalde bugün büyük balıklara gerçekten atacak yemimiz çok. Aynen. Bundan çok güzel sashimi de olur belki günün sonunda. Yeriz. Arkadaşlar, Savaş abiyle ciklemeye başladık. Artık yemlerimizi tuttuk ve büyük balık merasında benim uğurlu cikimle. Ya benim cikim çok nasipli çünkü oltayı babam verdi. Babanın oltasının bayağı bir siftahını yaptın. Evet, hadi bakalım. Cikim duruyor da iğnesi gitmiş olabilir. Bakalım. Evet. Yok. Yok, sapasağlam. Bakalım bir diş var mı? Oo! Dişli bir balık. Yok, zaten bayağı bunlar yoktu. Senin. Şunlar yoktu. Vallahi. Arkadaşlar bakın, demirle balık yakalıyoruz ama balıkların dişleri o kadar keskin ve sert ki ne hale getirmişler ciki. Devam. Günün ikinci balığını oltaya yapıştırdım. Çok büyük değil ama tatlı bir balık olacağını düşünüyorum. Bugün hedefimde 30 kilo üzeri bir balık yakalamak var. Geliyor. Görünmeye başladı. Küçük küçük, çok küçük. Ha, çok küçük grouper. Bunu bırakalım. Hemen bırakalım. Hemen şöyle göstereyim. Çok küçük bir balık. Bunu hemen bırakıyoruz. Yan tarafta doktor geldi. Nasıl bir balık abi? Göster bakalım buraya. Hemen oradan hemen. Tut abi. Evet arkadaşlar. Teknenin ilk dog tutturası. Şöyle gösterelim. Dişleri göster abi, dişleri. Önemli olan o. Tam bir canavar. Efsane şöyle. Alacağız Savaş dedik abi. Beraber pozumuzu verelim. Aynen. Tekne bugün çok bereketli. Aynen. Sayısız balık çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, bunu livara sallıyoruz. Devam. Aynen. Ay. Az önce tuttuğumuz balığın aynısı. Abi bu kadar küçük balıkları tekne dalı koymayacağım. Bunları full salacağım. Buradan. Allah! Zaten bırakacaktım seni. Aşağıya doğru gitti. Evet arkadaşlar, şu anda farklı bir meradayız. Denemeye devam ediyoruz. Büyük balık almaya çalışıyoruz. Bir okyanus balığı. Bakalım ne çıkacak. Aa, Emperor mı? Bir çek bakalım. Emperor fish. Tutsana. Bizim Katar'da tuttuklarımızdan. Çok garip bir balık. Dikenli ama biraz. Bu yaşar kanka, bunu salabilirsin. Hemen bırakacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar balığı. Tatlı bir balık. Ben tuttuklarımın büyük çoğunluğunu bugün denize iade ediyorum. Şöyle hemen. Büyükleri de dağıtacağız tabii ki, he, değil mi? Büyükleri de dağıtacağız. Küçükleri denize iade ediyorum ki büyüğü de gel diye. Ama bunda da fena dişler var bakın. Abi burada her şey canavar. Bakın şu dişlere bakın arkadaşlar. Ama bu yaşar. Hadi büyüğü de gel diyoruz ve gönderiyoruz okyanusa. Çok güzel. Aynen. Çak devam, çak devam, çak devam. İşte bu. Herhalde bir 4-5 kilo var. Evet, güzel balıklar. Hadi bakalım. Bakalım. Ya benim hayalimde şöyle rengarenk bir okyanus balığı tutmak var. Göründü. Oha! Bayağı büyük. Önder abininkini bir görelim önce. Benimki zaten iyi tutmuş. Harika, koca ağızlı. Tebrikler Önder abi. Aynı anda ikisi de oltaya geldi. Göründü. Abi dog tut galiba. Bak bakalım abi. Jobfish ama bayağı büyük. Oo! Boyuta bak. Oha! A green jobfish, evet, en büyüğü. Abi. Yeşil jobfish. Çok özel bir balık. Evet, aynen öyle. Çok oha, boya bak. Boyuta bak. İşte bu. Çok güzel. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Green jobfish ve emsallerinin en büyüğü. Evet, bugüne kadar gördüğüm en büyük canlı olarak. Dişlere bak. Ben tam bir canavar. Mi? Of diyorum. Of 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 of. Sayın seyirciler. Şöyle poz vereyim. Dur bir saniye abi. Evet. Harikasın. Teknede ya. İnanılmaz cins balıklar tutuyoruz arkadaşlar. Okyanusun ortasında olduğumuz için hangi balıklarla karşılaşacağımızı gerçekten biz bile tahmin edemiyoruz. Harika bir jobfish tuttuk. Av devam ediyor. Bu görmüş olduğunuz balık ortalama bir 6 kilo var civarı. Ama hedefimiz 60 kilo, 70 kilo hatta daha büyük canavarlar tutmak. Denizin altındaki süper kahramanları gerçekten yakalamaya devam ediyoruz. Bizden hızlı oldukları sürece bizden kaçabilirler. Ama kaçabileceklerini de düşünmüyorum. Devam. Oh, oh, çok büyük, çok büyük, hadi. Çok büyük. Haydi Savaş abi, hadi ya, hadi, hadi, bas, tasman abi. Abi çok büyük, yutmasını bekleyeceğim. Tasman. İşte bu, çek. Arkadaşlar birçok oltamız suyun içinde duruyor. Bazılarında canlı yemlerimiz var, bazılarında jig kullanıyoruz, bazılarında yapay yem kullanıyoruz. Ve şu anda Savaş abinin oltasına devasa bir balık bindi. Tahminimce 30 kilonun üzerinde bir balık. Olabilir. Ve beklediğimiz balıklar okyanusun en güzel balıkları, en nadide balıkları. Bakalım birazdan hangi balıkla karşılaşacağız. Abi sana güveniyoruz, hadi. Evet. Oo! Çok büyük! Çok büyük bir grouper. Yani bayağı güzel. Of be, of be, of be!
Son tokatını attı. Aynen. Yemi yutamamış bu arada. Çok güzel bir grouper arkadaşlar. Boyutunu görüyorsunuz. Kayanın altına girmeye çalıştı büyük ihtimal, evet, sen evet. aldığında. Ben o yüzden yemi yutamamıştı. Yemin kenarında kancaya takılmıştı. Çok güzel boy bir grouper. Allah. 10 kilo var. Bunun çok güzel yahnisi olur arkadaşlar. Büyük ihtimal bunu kendimize ayırıp akşam yemeğimizi bununla yapacağız. Çak be. Hava devam. Bayağı büyük bir şey var. Arkadaşlar çeşit çeşit balıkları çekmeye devam ediyoruz. Bu sefer bayağı büyük bir şey gelmiş. Yine babanın takımı. Bu inanılmaz bir takımmış bu arada. Baba, sana buradan kocaman öpücükler, 7000 kilometre öteden sana selam gönderiyorum. Gördüm balı, galim gördüm. Nasıl? Abi Dogtooth'a benziyor. Dogtooth. Hadi. Bugünkü Dogtooth'ların en büyüğü olabilir. Hadi be. Oo! Bütün oltaları aldı, bütün oltaları aldı bu arada. Ötekilerden bayağı büyük. Baba. Oh, gitti! Gitti! Gitti büyük bir ot! Atla! Okyanusun ortasında be! Çok büyük! Yeah! Lan ne yordu be, şu dişlere bakın arkadaşlar. Göster dişlerini. Riskli olan tarafı buydu. Aslında bugün okyanusta bulmayı hedeflediğimiz balık buydu. Dogtooth evet. Tuna. Çok da güzel. Boyut olarak bayağı iyi. Az daha oltanın ucundan kaçıyordu. Kurtuldu. Aşağıdaki oltalara dolanmış. Çekerken bir anda yine çıktı ağzından. Ve gidiyordu. Atlayıp yakaladık. Kalama yanıyor. Başladım çekmeye. Hadi oğlum gel. Bakalım sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? Arkadaşlar çok fena balıklar tutmaya devam ediyoruz. Oltama çok büyük olduğunu tahmin ettiğim, kalamayı çekişinden de anladığım bir balık bindi. Hadi. Yemin ederim var ya. Köpek balığı parçalamış. Hayır. Abi yol üzerinde köpek balığı parçaladı tuttuğumuz balığı. Bakın. Şuna bakın. Abi tutmuş olduğumuz balığı, köpek balığı tek ısırıkta parçalamış. Balık bu arada şuraya geldiğinde son bir kez böyle solungacını hareket ettirdi. Çok yakın mesafedeydi. Ve biz az önce kaçan bir balığı almak için bu suya atladık. Savaş abi bir şey söyleyeyim mi? Bizden tek lokmada bacağımızı alırmış. Şuna bak. Bak hala hareket ediyor bak. Bak. Yalnız çok büyükmüş o balık biliyor musun? Bak. Evet. Allah Allah aşağıda neler oluyor bir ya. Bir şey söyleyeyim mi? Gel buraya gel. Benimkini de yedi köpek. Nasıl bir köpek balığı var aşağıda? Abi bir ısırık alıp geçmiş bak, tek ısırık. Ağzının büyüklüğünü görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın 20 santimden geniş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda gördüğüm en büyük jobfish kafası. Ağzının içine bak bak hala çok hareket değişik, ediyor. Aynen. Bak canlı. Kaptan diyor ki bir daha sakın atlamayın diyor. Abiler görüşürüz. Bizi oyalayıp öne geçmek için hile yapıyorsun. Yarışma devam ediyor, günün sonunda belli olacak. Hadi bakalım. Ya hep kaptan. Oho! Hileye bak. Hocam hileyi görüyorsun hep değil mi? Hep kaptana tutturuyorsunuz. Ben de hiç görmedim sizi tutarken. Hep kaptan çekiyor size veriyor. Rakiplerimizin nasıl da hile yaptığını görüyorsunuz. Burada Madagaskarlı kaptanlara oltayı verip balığı tutturup geldi. Nasıl bir şey abi yani? Evet küçük bir challenge. Bakalım sizin kimi bizim kimi büyük. Hadi. Arkadaşlar don balığı geldi. Abi bu kadar da olmaz. Nasıl başardın kardeşim bunu ya? Geliyor. Of renge bak yok. Küçükmüş abi. Hani 30 kiloydu? O kadar demedim ki 15 kilo civarı dedim. Hadi nerede hadi. Abi balıkları dağıtacağız salmayın. Evet. Arkadaşlar rakipler ağlamaya başladı. Devam. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz balıklardan olan sailfish'i, yani o kanatlarını açtığı zaman gerçekten inanılmaz görünen devasa balığı oltamıza bindirdik. Yaklaşık 10 dakikadır dövüşüyoruz. Birazdan olabilirse eğer başarabilirsek tekneye alacağız. Gel abi. Çok büyük. Hadi abi. Gel abi gel. Çok büyük. Gidin abi. Yaşa. Ya bu. İşte bu. Al gagasından. İşte bu. Yeah. Bravo. İşte bu. İşte bu.
Bu ne? Bu ne? Tut abi şurasından. Kaldır kaldır kaldır. Rekor boy. Oh. Of! Of 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 of! Abdü ne yaptık ya? Abdü sarıl. Şuna bakın. Of. İnanılmaz of, güzel bir şey. Aç yelkenlerini. Ben kayboldum. Arkada kaldım. Karşılaşmayı hedeflediğimiz bu devasa canlıyla sonunda buluştuk. Evet. Madagaskar'da yerlilere dağıtacağımız balıklar şu anda teknemizin arkasında. Savaş abiyle birlikte gerçekten inanılmaz bir deneyim yaşadık. Birçok balığı serbest bıraktık. Limit üstü olan balıkları alıkoyduk görmüş olduğunuz gibi ve dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Madagaskar'da yıllarca insanlar et yiyemiyor. Bunu da bildiğimiz için sokakta ellerimizle bu balıkları temizleyip Madagaskar halkına dağıtacağız. Abi beraber yaşadığımız en ilginç deneyimlerden birisi oldu. Ekibimiz de gerçekten çok iyi. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ne söyleyeceksin abi, sendeyiz. Omuz omuza seninle çok sefer dövüştük, çok sefer savaştık ve çok güzel balıklar yakaladık. Sesim kısıldı, hakkınızı helal edin. Çünkü sevinçten, bağırmaktan. Aynen. Yine beraber dövüştük. Abi ne balıklar çıkardık, İnanılmaz neler. Gerçekten şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Harika bir yelken balığı çıkardık. Görmüş olduğunuz güzelliği de güler yüzüyle tanıdığımız ve bizi gerçekten pozitiflikle karşılayan Madagaskar halkına dağıtacağız. Abi çok teşekkür ederim bu mesleği bana öğrettiğin için. Hint Okyanusu'nun ortasında, Madagaskar'ın açıklarında inanılmaz güzel bir video yaptık. Siz de böyle çılgın videoların gelmesini istiyorsanız kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Balık günlükleri delimine. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.